Merhaba sayın arkadaşlar. 2024 Mayıs ayında Milletin Bakanı yeni bir orta öğretim programı açıkladı. Bunlar da Türkiye Yüzyılı Marif Modeli denildi. şimdi bu yeni modelde fizik ortaöğretim orta öğretim programında ne gibi değişiklikler oldu? Bunlara beraber bakalım arkadaşlar. Yani başlığımız fizik dersi öğretim programı neler değişti? Bunlara bakıyoruz hep beraber. Şimdi dokun sınıftan başlayalım. Dokun sınıfta önceden 6 tane konumuz vardı. Biliyorsunuz fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, enerji, ısı ve sıcaklık, elektro elektrostatik konuları vardı. Bunlar gitti. Bunların tam bir kısmı gitti. Bunların yerlerine geldi artık. 4 tane konumuz var. Fizik bilimi ve kariyer keşfi, kuvvet ve hareket, akışkanlar ve enerji konusu geldi. Burada şunu söyleyeyim aslında e, her senenin kendisinde tamamı 4 tane konu var arkadaşlar. Yani şurada 4 tane konu var. Her bir sene artık 4 tane üntemiz var diyelim yani konu demeyelim de. Yani 4 tane üntemiz var. Tabi bunların içerikleri farklı. Hepsini 4'e sabitlediler. Artık tabi yıllık plana göre bazıları 2 ünitemle sarkabilir veya bir dönem başlanabilir. Ee, seviyeler yani şunları söylüyorum neler olur bilmiyorum bakaz yani yıllık planlar açıklanınca orada belli olur Bu arada milletim bakanlığı örnek bir şey açıkladı 9 sınıfı yıllık plan açıkladı ona da bakabilirsiniz Hatta istiyorsanız olması şeylere e, link atalım oradan da ulaşabilirsiniz şimdi burada bir hatırlatma yapalım. Yani fizik bilimine giriş falan vardı. O kısımlar zaten biliyorsunuz. Kariyer keşfi eklendi. Kısa bir konu. Şimdi kuvvet ve hareket ünitesinde neler var? Temel ve türetilmiş nicelikler var. Burayı anlatıyorum şu anda. Temel ve türetilmiş nicelikler. Skaler vektörel nicelikler. Vektörler. Ama vektörler ama vektörlerin toplanması da var. Orada açıldığı şeyler yok. Yani sinüs kosinüsün kullandığımız 11. sınıftaki vektörlerin en geniş hali düşünmeyin. Sadece aynı doğrultudaki vektörlerin toplanması bunlar var bu şekilde. Doğadaki temel kuvvetler var, var ve hareket türleri var. Akışkanlar konusu ne biliyor musunuz? Eskiden şu basınç ve kaldırma konu, kaldırma kuvveti konusu vardı ya. Onu tamam buraya geldi. Enerji konusu ne? Enerji konusu ise artık ısı sıcaklık bu üntemiz ısı sıcaklık yani bakmayın enerjinin ne han ısı da bir enerji olduğu için bu şekilde isimlendirmişler. Isı sıcak nitesi var. E, neler gitti? Elektrostik konusu aslında gitti. Sadece burada şey kaldı. E, yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet o 10 cisim konusu içerisinde şurada anlatılacak. Aynı zamanda topraklama kaldı. Onun dışında konu kendisi gitti arkadaşlar. Onun sınıflar neler var? Bunlara bakalım. Onun sınıflarda eskiden elektrik manyetizma, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar optik konusu vardı. Yeni şeyde neler var bakalım 20 fıratla. Kuvvet ve hareket. Neden? nedir buradan kastımız? Sabit hız hareket, bir boyutta sabit ivme hareket, serbest düşme ve iki boyutta sabit ivme hareket şeklinde söyleyebiliriz. Enerji kısmında ise iş güç enerji konusu var diye 9. konu. O buraya geldi. Ama sürtünme ve sürtünmeye harcanan enerji vesaire onlar yok. Sürtünmeli durumlar yok. Elektrik konusu yine normal şeyler olarak var. Sadece böyle e, zor haller yok diyelim yani. Biraz da bir kolaşmış olabilir ama tabii çok fazla bir sadeleşme olmadı. Dalgalar konusunda oldu. Artık burada yay ve su dalgaları yok arkadaşlar. Birazdan daha detaylı şekle bakarız. 11. konularında pardon düzeltiyorum. Yay dalgaları yok. Bir de ses dalgaları yok. Deprem dalgaları ise daha detaylı şekilde burada açıklanacak. 11'de iki ünitemiz vardı sadece. Kuvvet ve hareket elektrik manyetizma ünitemiz varken şimdi kuvvet ve hareket elektrik ve manyetizma madde ve doğası optik. Neler var burada? Arkadaşlar Burada 11. sınıfın ilk ünitesinde Newton hareket yasaları, sürtünme kuvveti, limit hız ve çembersel hareket geldi. Bakın 12. sınıfın çember hareket buraya geldi. O buraya geldi. Eee elektrik manyetizma ünitesi normal önceki hali düşünebilirsiniz. Biraz ufak bir sadeleşme var orada. Ee, madde ve doğasından kastımız yarı iletkenler süper iletkenlik. Optik konusu ise 10. sınıftan buradan buraya taşınmış oldu. 12. konularına eskiden yine 6 tane ünitemiz vardı. çember hareket, basit harmonik hareket, dalga mekaniği, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite, modern fizik, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları başlığı varken şimdi artık kuvvet hareket, enerji, dalgalar ve madde doğası var. Burada neler var bunları söyleyelim. Kuvvet ve hareket ünitesinde tork, denge, itme momentum, momentum korunumu, eylemsizlik momenti, vatsal momentum konusu var. Enerjide ise yay sabiti, yayın esneklik potansiyel enerjisi, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Enerjinin korunumu ve verim konusu burada. Yani iç güç enerji konusunun aslında bir kısmı burada bir kısmı burada. Yani 10 ve 12'ye dağıtmışlar gibi düşünün. Yani o iç güç enerji konusu burada dağılmış. Dalgalar kısmında su dalgaları var. Işıkta da, yani su dalgalarına kırınım, ışıkta da kırınım. Su dalgalarına girişim, ışıkta girişim, elektromanyetik dalgalar, ışın renkleri, mekanik ve elektromanyetik dalgaların kullandığı cihazlar veya diyelim yani mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullandığı cihazlar. Madde ve doğası ünitesinde ise siyah cisim ışıması, fotoelektrik etki standart model var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar. Ee, devam edelim. Bakalım şimdi çıkarılan konular nelermiş? Söyledik bunlar ama yine de burada tekrar bakabiliriz. Madde ve öz kütle konusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Yeni e, açıklanan programda şu şekilde yapıldı. Aynı konu hem fizik hem biyolojide anlatılıyorsa. Mesela dayanıklılık, yüzey gelimi, kıl, kılcalık bunlar. Bunlar mesela dediler ki birinde anlatılsın. Hepsinin anlatılmasına gerek yok dediler. E, veya aynı şekilde bu eğer fen bilgisi anlatılıyorsa fizikte anlatılmasın dediler. Bu şekilde e, iki defa üç defa anlatılan konular varsa. Üç defa pek yok da iki defa anlatılan konuları çıkarttılar arkadaşlar. Madde ve özgürlükte. E, fen bilimleri yani ortaokulda görecek öğrenciler orada görecekler. Dayaklı konusu çıkarıldı. Yapışma, birme, tutma e, çıkarıldı. Genleşme konusu gitti. Fen, fen bilimleri yani fen bilgisi dersine gitti. Ele Türk'lükleri e, bu herhalde o fen bilgisinin anlatılacaktır. Şu anda burada bu şekilde e, çıkarılmış ama... Yük dağılımları yine fen bilgisi dersinde gidecek. 9 sınıflarda konular, çıkarılan konular bunlar. 10 sınıflarda ise az önce söylemiştim. Yay dalgaları ve ses dalgaları gitti. Bir de gölge olayı gitti arkadaşlar. Bunlar işte biri gitti. Yay dalgaları gitti. Diğerler ise fen bilimleri derslerinde görecekler. 11 sınıf konularından bayağı çıkarılan var. Bağlı hareket, bas makineler, bas makineler fen bilgisi dersine görülecek. Elektriksel potansiyel, Burada ohm yasası dışındaki elektriksel potansiyel konusu çıkarıldı. Herhalde biraz daha zor halleri falan bunlar çıkarttılar. Düzgün elektrik alan ve sığa gitti. Kondansatörler gitti. Yüklü parçacıkların manyetik içindeki hareketi. Bu gitti arkadaşlar. Yani manyetizma konusu yine genel olarak duruyor. Burası gitti. Bir de öz akımı zaten çok kısa bir şey anlatıyorduk. Orası gitti. Elektromotor kuvveti var. Yani gitti diyor ama e, yine gerilim adı altında var yani. Yani bunu gitti olarak düşünmeyelim aslında. Ee, R, RC, RLC devreleri ve empedans konusu çıkarıldı. Zaten şu devreleri anlatmıyorduk yani, Embet'e anlatıyorduk da, e, bu devreleri daha önce sadeleşmişti. Hepten çıkarttılar. Kaynak karta belki varmıştır şeylerden. Özel yayınlarda ama Milletim kitabında RLRC devrelerine bahsetmiyordu. Ee, 12. sınıf konularında dönerek öteleme hareketi çıkarıldı. Kütle çekim kuvveti, kütle çekim potansiyel enerjisi, Kepler kanunu böyle parça parça konular vardı. Ee, birinci konumuzdan sonra yani çemmesel hareketten sonra konumuz parça parça konular çıkarttılar. bastan standart hareketi de böyle bir yanlışma oldu. Orada hız ve iğme kavramları çıkarıldı ve periyot üzerine durulacak. ve orada periyotta da paralel ve seri bağlı yaylar çıkartıldı arkadaşlar. Doppler olayı çıkarıldı. Atomun tarihsel gelişimi kime aktarıldı? Atomun uyarılma yolları çıkartıldı. Ee, radyoaktivite ve radyoaktif bozulma konusu da çıkarılmış oldu. Başka neler var? 12. konularının 2. dönem konularda vardı burası. Özel görelilik, Michelson Molle deneyi, kuantum fiziğine giriş, kantın saçılması, deburek dalga boyu, nanoteknoloji, lazer ışınları buradan çıkarıldı. Evet burada da değişiklikler yine söyleniyor. Yani fizik giriş vardı ya orada fizik bilimi bir kariyer keşfi oldu biliyorsunuz. Orada bir yeni bir başlık kondu. Kuvvet ve hareket ünitesi 11. sınıf konusundan 9'a taşındı. Dediğim gibi açılı soruları çözmüyoruz, anlatmıyoruz yani. Hareket türleri sınırlandırıldı ve doğadaki temel kuvvetler anlatılıyor. Bir referans noktasına göre hareketini açıklamıyoruz artık. Temas gerektirip veya e, gerektirmemesine göre dengenin ve dengelenmiş olmamasına göre ayırmıyoruz bu dokunsunda. Katılarda basınç bunlar aynı şekilde yani basınç kaldırma kuvveti, Bernoulli ilkesi, akışkanların basıncı buraya taşındı. Bu arada şimdi müfredat ilk başa açıklandı. Daha sonra e, kamuoyuna sunuldu. Orada mesela Bernoulli ilkesi başka bir yerdeydi, farklı yerdeydi. E, bu gelen e, talepleri dikkate alarak birleştirdiler. Yani Bernoulli ilkesini diğer basınç konusunun ayırmadılar. Birleştirdiler. E, sonradan değişti yani biliyorsunuz. Isıcaklı konusu ise artık enerji ünitesi adı altında değişti. 10. sınıflarda 9. sınıflardaki sapsı hareket ve 10 millerdeki ivmeli hareket buraya geldi. Serbest düşme de buraya geldi. Burada dikkat edelim arkadaşlar atışlar atlandırılması terk edildi. Yani eskiden yatı atış, eğik atış, dikey atış falan vardı ya bunlar yok artık. Tamamı eğik atış pardon tamamı serbest düşme oldu. Ha hocam ya eğik atış olayını anlatmayacağız mı? Anlatacağız ama şey yok. Yani eğik atış diye başlık attın falan diye hani başkan vardı. O başkan yok diyor ki yani bu programı hazırlayanlar. Zaten bir içme eğik de atsan yine düşüyor. Dolayısıyla bu olayın adı düşmedir diyorlar. Düşme şeklinde açıklandı. Enerji konusunun bir kısmı buraya taşındı. Doğu Sınıfardaki topraklama konusu buraya geldi arkadaşlar elektrik, elektrik enerjisi ve güç kavramları 12 sınıfta enerji içine taşındı. Basit elektrik devreleri elektrik akımı olmayası konuları ile başlandı. Elektrik yükleri ve etkilenme konuları çıkartıldı. Katı bir iletkenin direncinin nelere bağlı olduğu vardı ya. Rho çarpı Lebega. Bu formül çıkartıldı. Bunu anlatmıyoruz artık. Herhalde o, yani fen bilgisini görüyorlar o yüzden. Dalgalar konusu dalgaların temel kavramlar sınıflandırılması, dalgaların yayılma süratini etkilen ile sırlandırıldı. Basit hamur hareket ismini vermiyoruz da salım hareketi şeklinde böyle kavramsal düzeyde ekliyoruz. Yani böyle işte e, hız, ivme, kuvvet, formülü şeklinde bunlar falan formüller veriyorduk. Detaylı şeklinde açıklan, inceleniyordu. Artık daha yüzeysel kavramsal olarak işlenecek. Dalga hareketi su dalgaları ve deprem dalgaları sılandırıldı. Burada yay gitti, ses gitti. Deprem biraz da genişletildi ama arkadaşlar. Rezonans kavramı deprem ve salınım hareketiyle ilişkilendirildi. 10 binlerden oldu. Sürtünme kuvveti buraya geldi. 9'lardaki sürtünme kuvveti ve 12'deki çenme hareket buraya taşındı. 9'lardaki Faraday kafes konusu buraya taşındı. 10 yasası dışındaki elektrisel potansiyel konusu çıkarıldı. Elektromotor motor kavram olarak çıkarıldı ancak indüklenmeden kaynaklanan gerilimden söz edildi. Yani yine indüklenme olayı var. Yarı iletkenlik ve süper etkenlik buraya taşındı. Orada hem de senenin sonuna geliyordu. Zaten pek anlatmıyorduk. Yani müfredat zaman yetmiyordu veya e, söyleyip geçiyorduk. Yani sözel okulunca bir iki kelam söyleyip geçiyorduk. Herhalde burada biraz daha detaylı şekilde açıklanacak. Onun sırada konular buraya taşındı optik konusunda. Optin tamam buraya geldi gölgeler gitti. 12'de neler oldu? 11 sıfırdan taşınma oldu buraya. Tork, denge, itme, momentum, bas, momentum korunumu e, buraya geldi. Az önce söyledik şey yok. Basit makineler konusu burada yok. Enerji 9 sınıftan buraya taşındı. Paralel veya seri yerlerde eşdeğer sabiti çıkarıldı. E, enerjide e, buraya anlatmıyoruz yani paradesleri bağlı yaylar dalgalar görüntüleme teknolojisi burada birleştirildi e, madde ve doğası kısmında neler olmuş heisenberg ilkesi Schrödinger dalga denklemi kuantum sayıları, atomun uyarması konular çıkarıldı atom altı parçacıklar standart model altı adı altında birleştirildi bu şekilde oldu Evet Beni dinlediğiniz için Ben de teşekkür ederim e, Kanala abone olursanız bu tür videolar daha fazla gelir ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.